Görüşemeyecek miyim Nadir Bey'le? Görüşürsün belki. Konu neydi? Ne olacak? Gönül. Ama Nadir o konuda biraz sıkıntılı. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ondan geldim zaten. Gönül de sıkıntılı. Haberi bile yok geldiğimden. Çok kötü durumda Gönül. Daha da kötü olmasın diye konuşmaya geldim. Siz Gönül'le baya baya samimisiniz. Abla kardeş gibi falan mı? O kadarından size ne? İnsan gibi konuşmaya geldik işte. Çok kalmayacağım. Başınıza dert olmam. Merak etmeyin. Yok. Siz beni yanlış anladınız. Hayırdır? Abi, Fadik Hanım Gönül Yenge için konuşmaya gelmiş. Neymiş mesele? Ulaşmaya çalıştı aslında size Gönül ama... Biliyorum. Açmadım telefonu. Evet, dinliyorum. Bu nedir savcım? Gönül Cura ve Mehmet Cura için yakalama emri. Nadir'in karısıyla oğlu için. Evet. Nadir zaten aranıyor. Karısıyla çocuğu elimizde olursa mutlaka bir yerlerden çıkacaktır Nadir. Hem ne yaptığını, nerede olduğunu kadından da öğrenebiliriz. İşe yarar mı bu efendim? Yani Nadir kayda girmiyor hiçbir yerde. Karısı da o tarihten beri kayıp. Çocuk zaten... Biliyorum. Ama en azından etrafındaki çemberi daraltmış oluruz Nadir. Sen ne diyorsun Elif? İnşallah işe yarar efendim. Pek umudun yok gibi. Sedat'la aynı fikirdeyim. Bugüne kadar çıkmadılar karşımıza. Yani bundan sonra da zor gibi. Orası hiç belli olmaz. Kendisi, yanındaki adamı neyse. Ama herkesi de kontrol edemez ki Nadir. Bir yerde mutlaka kayda çıkacaktır. İnşallah Sayın Savcı. Biliyorsunuz işte neler yaptığımızı. Ne şartlarda İstanbul'a kadar geldiğimizi. Hepsine Mehmet için katlandı Gönül. İnanın. Ben bunların hepsini dinledim Gönül'den. Bir daha anlatma. Bir daha gelme buraya dedim. Şimdi kurnazlık yapıp seni mi gönderdi? Hayır. Haberi yok geldiğimden. Yemin ederim yok. Temizlenmişler. İş güç kalmamış diyor Fadik Hanım. Öyle mi? Evet. Yemin ederim öyle. Çok yemin ediyorsun Fadik Hanım. Çok. Ragıp. O gün bizle gelen hani. Yok muydu rezil bir herif abi yanlarında? Hatırladım. Hani şu birlikte kaldığınız. Yok artık, gitti. Bir daha da gelmeyecek. Biz zaten bırakmıştık. Onunla ortak gibiydik. Artık tamamen çekildik. Namusumuzla yaşayacağız bundan sonra. Sözümüz var Gönül'le birbirimize. Mehmet için. Mehmet için deyip durmayın. Bak Gönül de yapıyor aynısını. Namussuzluğundan geldi ne geldiyse başına. Şimdi temizlenmek için çocuğun arkasına mı saklanıyor? Ne kötülük var ki bunda? Oğlu içinde olsa temiz artık Gönül. Hiç mi kıymeti yok bunun? Var mı yok mu bakacağız artık. Söyle ona haber beklesin benden. Bir delilik yaparsa, kendi başına çocuğa gitmeye kalkarsa anında haberim olur. Oldu mu? Kötü olur. Aynen böyle söyle. Bu kadar mı?
Şimdilik bu kadar herhalde. Dediği gibi haber bekleyeceksiniz. Zevk mi alıyorsunuz çaresizliğimizden anlamadım ki. Salaklık bende. Ne gelirsin zaten. Şşş. Hemen kızma. Size hayır demedi. Bekleyin dedi. Görüştürecek yani. İyi günler Fadik Hanım. Bu taraftan. Biliyorum yolu. Zahmet etme. Ne acayip kadın bu. He, acayip. Ne yapacaksın gönül işini? Beklesin biraz daha. İçin acıyor senin de. Belli halinden. Acımayan yerimiz kalmadı Gazi. Beklemeyi de öğrensin gönül, sabretmeyi de. Mehmet'in kıymetini iyice anlasın. Oyuncak değil bu çocuk. Kırılmasın bir daha. Yoksa ben kırılmadık yer bırakmam. Tamam oğlum. Sakin ol biraz. Çıkalım Gazi. Bastı burası bana. Hadi. Turaç, mekan sizde aslanım. Tamam abi, siz nereye? Hava almaya. Hadi be Betül. Hadi Betül. Hayırdır, kimi arıyorsun? Dalmışsın öyle. Hiç, annemi. Tahlilleri çıkacaktı bugün. Yapma ya. Hayırdır? Ya normal, kontroller falan. Konuş. Yok, açılmıyor zaten, duymuyor herhalde. Savcı fena saldırdı ama işe değil mi? Kadın çocuk dinlemiyor, kıstıracak Nadir'i. Ya öyle, bakalım. Yorgun musun sen Elif? Hayır, neden? Dalgın gibisin biraz. İyiyim, yok bir şey. Elif komiserim, müsait misin? Tabii, buyurun savcım. Bir yere kadar gideceğim de, tahkikatla ilgili. Pek bilmiyorum yolları. Bana eşlik eder misiniz? Ben, yani ben tabii çıkalım. Eten müdüre haber verirsin. Veririm tabii, ne demek? Nereye gidiyoruz? Avukat bir arkadaşı görmeye. Tahkikatla ilgisi? Nadir'in avukatı. Gazi Yoldaş. Buyurun ağam. Su istemem. Afiyet olsun ağam. Sağ ol. Baran, sen de içer misin? Yok. Ağam, sağ ol. Yapsana Baran'a bir kahve. Orta mıydı abi? Hı hı. Tamam. Baran, geç otur. Estağfurullah ağam. Otur ya, geç.
Nerelerdeydin sabahtan? Banka işim vardı ağam. Ne bankası? Köydekilere para gönderdim. Hallederdik şirketten. Şirkete düşmedi hiç yolumuz. Gitsek söyleyecektim ağam. Gerçi orada da Semih Bey yardımcı oluyordu ama. Anma şu herifin adını. Yok değil mi daha haber? Yok ağam. Polistedir artık. Tutuklanır zaten yakında. Herhalde. Şirkette boş kaldı ha. İşler ondaydı. Ağam alalım mı birini? Baktırayım mı hemen? Yok kalsın şimdilik. Ben halledeceğim o işi. Ağam yoksa bir emrin kapıdayım ben. Acelen ne? Kahven gelsin içer çıkarsın. Baş üstüne ağam. Burası mı? Adres doğruysa burası. Senin gelmene gerek yok. Zaten çok kalmayacağım. Nasıl isterseniz. Elif. Sabah göremedim seni. Kahvaltı edecektik hani. Eve gidip 2 saat dinleneyim dedim efendim. Öyle mi? İyi yapmışsın. Çok bekletmem. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Şimdi çıktı savcı. Gördüm. Gazi yoldaşı sıkıştıracak. Merak etme. Gazi sıkışmaz. Elif. Sen ne yaptın görüşmeyeli? Gel. Oo savcım. Gazi. Hoş geldiniz. Buyurun geçin oturun. Habersiz geldiniz savcım. Baskın mı? Sen baskınlara pabuç bırakır mısın Gazi yoldaş? Bilmem. Belli olmaz. Çay. Olur. Gönül Cura, Mehmet Cura, yakalama emri çıktı. Göründükleri yerde alınacaklar. Mehmet de mi? Evet, savcının işi. Derdi benle bu adamın. Mehmet'ten ne istiyor? Ne isteyebilir? Yerini öğrenmek için sıkıştıracak yanındakileri. Gazi ile ne konuşuyor içeride sanıyorsun? Yakalama kararı. Gerek var mıydı buna savcım? Sen söyle. Yok muydu? Nadir önce öldü dediler sonra ortaya çıktı. Bahtiyanlar da o da cirit atıyor İstanbul'da. Sence buna izin verilebilir mi? Anlıyorum. Zor tabii. Sizin için ben ne yapabilirim savcı bey? Kadınla çocuğun yerini biliyorsan söyleyebilirsin mesela. Maalesef. Hiçbir bilgim yok. Ben neden sana için inanamıyorum Gazi? Bilemem. Şimdi buradan çıksam, bir mahkeme kararı daha aldırsam, teknik takip başlatsam senin için, nerede, ne zaman, kiminle görüştüğünü tespit ettirsem, bulur muyum Nadir Cura'yı? Bilmem. Bulurum bence. O zaman yapın savcım. Bütün imkanlar elinizde. Devlet sizsiniz. Neyine güveniyorsun bir anlasam? Hiçbir şey. Hatta aramızda kalsın, ben çok korkak bir adamım savcım. Hiç sevmem böyle alengirli işleri. Sahi. Dinlemedin beni. Yine dalga geçtin ama gitmenin vakti geldi artık Nadir. Dalga geçmedim Elif. Gidemedim. Neden? Ben artık kaçamam. Doğru düzgün yaşayamazsın artık burada. Oğlun için nelere katlanmışsın? Bir kere daha firar ederim dedin. Git buradan.
Benden önce gidecek başkaları var Elif. O hesaplar kapanmadan kıpırdayamam. Oğlumun emniyetini sağladım. O konuda içim rahat. Kendimi de... Nadir. Kendini düşünmediğini biliyorum. Derdi bana düştü sanki. Gelip habire uyarıyorum sanki dinliyormuşsun gibi. Olsun. Sen yine de gel. Ne? Bir dahaki görüşmemiz böyle dostça olmayacak galiba Gazi yoldaş. Neden savcım? Çünkü sen şüpheli sıfatıyla oturacaksın karşımda. Nereden biliyorsun deme. Öyle hissediyorum. Hayırlısı. Şüpheli sanık fark etmez. Dostluk baki olsun yeter. Bak yine yapıyorsun. Ne yapıyorum? Dinlemiyorsun beni. Sen de hep aynı şeyleri anlatıyorsun Elif. Bir gün başka bir şey anlat, söz dinleyeceğim. Ne anlatayım? Bilmem. Ne oldu? Bir gün söz verdin. Başka bir şey anlatacaksın bana. Kendini mesela. Ya da ne istersen. Anlaştık. Delirdin mi sen? Görüşürüz Elif. Bitti. Gidebiliriz. Şey, tabii. Nasıl geçti diye sormayacak mısın? Anlatmak isterseniz. Anlatacak bir şey yok. Nadir gibi bir adam bu da. Antika. Niye gittin dermana ya bana sormadan? Ne işin var dermanda? Senin için gittim be. Ne işim olacak? Benim yüzüm tutmadı yalvarmak için. Ben de seni göndermişim gibi. Ne alakası var kızım? Adam gibi konuştum geldim. Ne dedi Nadir? Gösterecek mi Mehmet'i? Kabul etti mi bari? Etmedi. Al işte. İyice yerlere düşelim. Üstümüze bakmayan kalmasın, tamam mı? Etmedi. Ama hayır da demedi. Göremez demedi. Arayacağım ben dedi. Ben aradım mı niye açmıyormuş telefonunu? Sinirli kızım adam. Ay bilmiyorsun sanki. O kadar da didiklemedim herhalde. Ters tepmedi yani. Hayır canım olur mu? Suyuna gittik herhalde. Daha büyük iş açar mıyım başımıza? Abla. Sen var ya. Ne? Sen ne acayip kadınsın be. Sen de fena değilsin ha. Gel sana bir kahve yapayım. Gel. İyi. Hele şükür. Kaç defa aramışsın? Patladın mı? Merak ettim. E görmüşsün aradığımı niye açmadın? Yoldaydım. Yolda. Telefonla konuşulmuyor mu yolda? Turaç. Canım bunaltma istersen lütfen. Çok çabuk bunalıyorsun be Betül. Daha yüzük iz yapmadı parmağımızda iz. Ne demek bu? Yapamayacaksan. Yani olmayacaksa yine. Turaç konuşma böyle. Ama Betül. Yapma böyle. Kapat konuyu lütfen. Öyle olsun. Alo. Nadir. Söyle Gazi. Bu hattı değiştiriyorum. Bir süre temkinli takılmamız lazım. Ne kadar süre? Bilmiyorum. Savcıyla uğraşmak olmaz. Anladım. Temizliğinden sıyıramayacağız bu sefer öyle mi? Bakacağız oğlum. Daha olan biten bir şey yok. Bakacağız. Eyvallah Gazi. Mekandayım. Akşama görüşürüz. Tamam. Uğramaya çalışırım oğlum. Aga, hayırdır? Vallahi pek hayır değil. Sıkıntı ne abi? Mardin'deki savcı Gazi'yi yokladı.
Gazi yoldaş. Anladın adresi değil mi? Anladım ağam. Bitirin gelin. Sizden başka kimsenin haberi olmasın. İki kişi çıkacağız ağam. İki yeter. Kalabalık olmasın. Civanların bile haberi olmayacak ona göre. Tamam ağam. Ağam. Ben de gideyim çocuklarla. Gerek yok Baran. Sen evde kal. Peki ağam. Abi nereden icap etti şimdi böyle durup dururken? Ne bileyim oğlum ben. Kimle çıkıyorsun? Kamil'le ikimiz işte. İyi, dikkatli olun. Merak etme. Hadi. Mekana kadar uzanır mı elleri abi? Bilmem, belli olmaz. Gazi yoldaşın ofisini basacaklar. Hemen, şimdi. Gazi, sakın çıkma dışarı. Kapını da kapat, bizden başka kimseye açma. Aga, hayırdır? Çıkıyoruz hemen, hadi. Abi, ne oldu? Gazi indirecekler, hadi Turaç, hadi! Bas abi. Bas şu gaza. Baran. Baran. Buyur abi. Bana bir kahve daha söylesene. Hemen abi. Alo.
Gazi! Aç kapıyı, biziz. İyi yetiştiniz. Gelen giden? Yok daha. Çıkalım hemen abi. Ulu orta kapışılmaz böyle. Gelmişken buraya kadar bekleyelim, halledelim aga. Çıkıyoruz. Var mı alacağım bir şey Gazi? Yok. Hadi. Alo. Şimdi çıktılar ağam. Telaş geldi nadirler. Aldılar avukatı, çıktılar. Öyle mi? Emriniz nedir ağam? Yapmayın bir şey. Kalkın gelin eve. Meseleden de kimseye bahsetmek yok. Başsın ağam. Ne olmuş ağam? Olmamış bir şey. Avukat yerinde yokmuş. Bana bir kahve daha söylesene. Hemen ağam. Alo. Buyur ağam. Ofise girmek yok. Avukata dokunmak yok. Sadece izleyeceksiniz. Anlamadım ağam. Gelen giden var mı yok mu bakacaksınız. Sadece arayıp bana haber vereceksiniz. Anladın? Başsın ağam. Baran. Senle ben. Sadece ikimiz. Bu akşam çıkacağız. Tabii. Nereye? Nadir. Aziz. Bitirelim mi bu akşam şu işi? Kapatalım hesabı Nadir. Bu akşam. Nerede? Birader, hoş geldin. Gözüm yollarda kaldı vallahi ya. Vallahi mı? Ben senin metini çok duydum Ragıp. Eyvallah, eyvallah. Sen kimden tanıyorsun beni birader? Ben seni çok eski bir arkadaştan. Ama çok eski. Sen yeni tanıştın. Allah Allah. Kim ya? Çıkaramadım ha. Bak bakayım çıkarabileceğim mi? Silahlarınızı atıyorsunuz Nadir. Atmazsak! Atıyorsunuz. Hemen. Sakın bitirin hadi. Kapatmaya geldik hesabı Aziz. Teslim olmaya gelmedik. Onun için gelmedim zaten. Ne?
Geçen gün yaptığın Cemre'yi kurtarmışsın. Semih'i halletmişsin. Uzatma Aziz. Ben kimseye borçlu kalmadım bu hayatta Nadir. İyi bilirsin. Borç falan yok. O iş başka, sen başkasın. Senle ben, biz başkayız Aziz. Bizim aramızdaki hesabı hiçbir şey kapatamaz. Yanlış. Ben evladımla borçlandım sana. Bundan büyük yük olmaz. Taşıyamam Nadir. Anladın? Neden çağırdın beni? Neden Aziz? Bugün birimizden biri ölmeyecekse neden? Ben senden vazgeçtim Nadir. Cemre'nin hatırına bugün senden vazgeçtim. Bugün benim derdim hainlerle. Canım almıyor, benim can vermeye de dermanım mı var efendim? Canım efendim o.